Gezeden Lunç hakkında açıklamalar geliyor. Tabii olayın beraberinde bir takım farklı gelişmelerle birlikte Lunç tarafında da fiyat yükselişleri gerçekleşti. USDC'de de yükselişler gerçekleşti. Bunlar üzerine konuşacağız. Ne var ne yok diye de bakacağız. Şöyle çok kısa gördüğünüz gibi bakınız fiyatlarda ciddi yukarı hareketler mevcuttur. Binance CEO'sundan Türklerin sepetindeki altcoin için açıklama diyor. Binance CEO'su CZ Lunch Holdingleri konusunda açıklama yaptı. Bu da altcoin projesinin topluluk duyarlılığını Lunch ve USDC'yi 1 dolara çıkarmak için yeniledi diyor. Evet. Bir kere hep söylüyorum bu 1 dolar meselesi tabii şeydir bir kampanyadır. Hani 1 dolara çıkarabileceklerinden çıkacağından değildir. Onun altını çizeyim ki yatırımcının kafası vesaire karışmaması gerekiyor. İkinci bir diğer mesele CZ zamanında da Lunch'la alakalı açıklamalar gerçekleştirmişti. Mesela 2022 yılında yapmış olduğu açıklama ellerindeki Lunch'ları hiçbir zaman satmadıkları ve hala tuttukları üzerineydi. Hani çöküşten sonra vesaire hiçbir meblağ elden çıkarmadıklarını söylemişti. Tabii ne kadar alım yaptılar mı, yapmadılar mı, ne yaptılar, ne ettiler bunlar bilinmiyor. Fakat alım da yapmış olduklarını tahmin edebilmek çok zor değil. Yoksa satmalarıyla şey yapmaları arasında, tutmaları arasında bir fark yok. Eğer almayacaklar ise ki mesela FTX'in elinden de biliyorsunuz delist etmesine rağmen iflastan sonra çok yüklü meblağda bir Lunch coin çıkmıştı. Peki devam edelim. Binance CEO'su Lunch'u taşımadık ve satmadık. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance 6 yıllık faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Binance CEO'su CZ kripto borsasının önemli olaylarını ve zorluklarını resmi bir açıklamada paylaştı. Bu doğrultuda Binance'ın Terra'ya, şimdi Terra'nın klasik, 3 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Ayrıca Lunch varlıklarını asla taşımadığını veya satmadığını da belirtti. Binance şu anda Terra'nın klasik topluluğunu aylık Lunch yakma ve canlanma yol haritasına bağlılıkla destekliyor. Bu bağlamda CZ şu açıklamayı yaptı. Peki, 2018'deki ilk 3 milyon dolarlık yatırımımızın Terra'nın 2021 zirvesinde 1,6 milyar dolara dönüştüğünü ve ardından 2022'de 0 dolara kadar düştüğünü gördük. Bugüne kadar aldığımız Luna, şimdi Lunch, tokenları hala ilk aldığımız adreste duruyor. Hiç taşınmadı ve hiç satılmadı diyor. Evet, bu şekilde bir açıklama gerçekleştiriyor. Ve tabii yalnızca bu değil bu arada. Hani yalnızca bu Lunch üzerindeki yükselişi tetikleyen tek unsur olmadı. Ve şunu söyleyebilirim. Binance ciddi ölçüde piyasa içerisinde son zamanlardan beri Lunch olayı yaşandı yaşanalı gerçekten de Lunch'u desteklemiştir. Ama ne kadar yeterli oldu, ama ne kadar olmadı vesaire vesaire. Ama gerçekten de destekledi. Mesela kaldıraçlı işlemlerini, vadelileri sonlandırması da bunun içerisindeydi. Bu normal bir coin için uzun vadede asla güzel bir durum değildir ama Lunch üzerindeki bu korkunç satış baskısını aslında adam bunu yaparak doğrudan yok etti. Yakma mekanizmasını uyguladı ki uyguladığı bu yakma mekanizması yüzlerce diğer projeyi topladığınız zaman bile o kadar buna yakın bile bir şey yapmadı, yakım gerçekleştirmedi yani. Haricinde tabii ekstradan yatırım yaptılar mı, yapmadılar mı, ne yaptılar, ne ettiler bilinmiyor. Ama durum bu. Mayıs 2022 Terra Luna krizinden sonra Binance ekibi CZ'ye tokenları satıp satmayacağını sordu. CZ ise hayır, sadece tutalım diyor. Aynen. Hani dursun bakalım ne olacak tarzında. Altcoin topluluğu Binance CEO'sunun açıklamasına tepki gösterdi. Terra Luna klasik topluluğu Binance'ın hala Lunch tokenlarını elinde tutmasına olumlu tepki verdi. Diyor işte kripto borsası Terra blockchain'in geliştirilmesi ve canlandırılması taahhüdünde bulunmuştu. Binance CEO'sundan aldıkları ilham
Üyeler arasında Lunge ve USDC'yi 1 dolara yükseltme hissiyatını yineledi. Bu arada muhtemelen alakası vardır. Yakın zaman içerisinde Terra Classic gönüllü ekiplerinden biri olan ki şu anda baş ekiplerden bir tanesi Quant ekibi yakın süre içerisinde Binance ekibiyle bir konuşma, bir irtibat gerçekleştiriyor ve iletişime geçiyorlar. İşte Lunge için ne yapabiliriz, ne edebiliriz tarzında genel olarak bu hususun üzerinde duruyorlar. Aynı anda USDC'nin yakımı çıktıktan sonra, bu yakım mekanizması sürüldükten sonra işte bunu desteklemeleri için rica ediyorlar falan filan. Bu karşılıklı yapılan müzakereden sonra CZ'nin bu açıklamaları yapmış olması da fark ettiyseniz biraz dikkat çekici ve kasıtlı olduğu anlamına gelmektedir. Binance yakma mekanizmasının 11. partisinde 2,65 milyar Lunge token yaktı. Dediğim gibi bundan sonra zaten Lunge'un yakımları artacaktır ve sürekli olarak Binance'daki genel yakımın doğal haliyle hiç değilse artması beklenir önceki duruma göre. Tabii vadeliden çıkanlar spot'a girdi. Bu da çok daha fazla bir yakım anlamı taşıyor. Kripto borsası toplamda 35,58 milyar Lunge yakarken topluluk 69 milyar Lunge yaktı. Ortak hal bir görev gücü ve quant geliştirici ekipleri Binance ve diğer borsalarla birlikte USDC 1 dolara yeniden regüle etmek için çalışıyorlar. Ayrıca quant ekibi Binance'la doğrudan görüşüyor. Aynen. Topluluk ve geliştirici grupları 3. çeyrekte, yani bu çeyrek Lunge ve USDC dolaşımdaki arzı azaltmayı odaklarına alacak. L1TF uzman geliştiriciler Edward Kim ve Superman'in blockchain'e geri dönmesiyle birlikte 3. çeyrek için eylem planını açıkladı diyor. Aynen. Bu çeyrek içerisinde ne yapacaklar sorusu. Bu çeyrek içerisinde dediği gibi zaten USDC'yi 1 dolara sabitleme mekanizması, bu tax burn'e benzeyen genel mekanizmayı şeye de uyarlayacaklar. Lunge'dan ziyade USDC'ye de aynı şekilde uyarlayacaklar. Ve bunu da bir yakım mekanizmasına oturtmaya, bir yakım mekanizmasına sabitlemeye gayret edecekler. Tabii bu yakımlar yeterli olmayacaktır ama asıl önemli olan kısa vadede oluşturabileceği FOMO aynı zamanda küçücük bile olsa yakımlar olacağı anlamı taşır. Tabii ki bu da pozitif bir durumdur. Diğer videolarda konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.